Kolay Sağ gelsin. Ama sıcacık burası. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Şükrancığım. Ben de seni bekliyordum nezaket. Buket nasıl oldu? İyi iyi. Uyandı kendine, geldi konuştuk. Ama biraz yorgun tabii. Ya peki öbür mesele? Öbür mesele işte dün akşam ne anlattıysam o. Yani bir gelişme yok. Yok. Selçuk'a sormuş. Ben aldım diyecek hali yok ya. Ama görmeden bilmeden nasıl suçlayacaksın ki? Geçerken seni haberdar edeyim dedim. Evde bir sürü işim var. Alp sen alırsın değil mi? Alırım alırım. Tamam. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Güle güle. Oğlanı bize getirsene usta. Kızlar oyalar onu. Ağrısızın var mı? Biraz. Bir sürü ilaç, ağrı kesiciler. Ameliyatında yorgunluğum var tabii. Biraz uyusan bir tanem. Alp'in arkamdan. Anne ne olur gitme. Anne ne olur gitme diye seslenişi. Arkamdan ağlaması aklımdan hiç çıkmıyor. Çıkmıyor. Uyudu mu? Hayır. Doktor bey ne diyor? Doktorun yanında değildim. Aslı ile Burak'ı uğurladım. Hadi sen git artık. Yarın görüşürüz ha. Peki. Seni seviyorum. Sadece bir rüya bu. Dokunma bana. Dün sabahtan beri kaç defa döndüm hastanenin kapısından bilsen. Elim kaç defa telefona gitti. Şu geldiğimiz yere bak. Birbirimize yaptığımız kötülüklere bak. Yıllarca birbirimize yalan söylemişiz. Bedeli buymuş demek. Sen şimdi burada yatıyorsun. Bense içi bomboş bir kabuk gibi... ne yapacağını bilmeden dolanıp duruyorum. İçim dışım sen olmuş. Ama sende benden eser yok.
Neydim ben senin hayatında? Boynumu açıyorsun. Söyle. Sen neydim? Söyle. Neydin? Buket. İyi misin? Tamam, geçti. Geçti. Ben en çok Şerife'nin yaptığı o taklitlere güldüm. Dur bakayım, nasıldı o? Dünkü kardeş, saat kaç? Dünkü bu vakit. Baba? Oğlum benim. Burada mıydın? Dükkana uğradım. Şükran Hanım'lara gittiğinizi söylediler. Ben de gelip burada bekledim. İçeri girelim. Bugün annemi gördün mü baba? Hayır oğlum. Neden? Çünkü annenin yanında... Nezaket halam var. O her şeyi halleder. Hava soğuk. Ben şu kaloriferi canlandırayım. Anlat bakalım, bugün neler yaptın? Hiç, okuldaydım. Sen neler yaptın? Sana çok iyi haberlerim var. Baban yeni bir işe başlıyor. Size okuldan birkaç arkadaşımla görüşeceğimden bahsetmiştim. Şirketimizin bugüne kadar yaptığı işler hepsini çok şaşırttı. Ticari geçmişimize itibar edip sırf iş bitirme belgemi kullanmak için bana ortaklık teklif ettiler. İş bitirme belgesi ne demek bilmiyorum ama bu kadar keyiflendiğine göre... Bir firmanın sicili. Yani bir nevi müteahhitin karnesi. Bundan sonra yapacakları işlerde benim şirketimi kullanacaklar. Senin şirketin. Annemle hala evli misin baba? Evet oğlum. Tabii ki hala evliyiz. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Bunu annem de biliyor mu? Bak, benim otele dönüp çalışmam lazım. Senin de yarın okulun var. Sonra görüşürüz. Tamam mı? Hadi bakalım, iyi geceler. Hadi yatağa. Bir şey soracağım. Buket'in yaşadığı son olayda senin parmağın var mı? Bana nasıl böyle bir şey sorabilirsiniz? Lafı dolandırmadan söyle. Lütfen gene başa dönmeyelim. Evinize girip çıkıyorum. Oğlumu size emanet ediyorum. Lütfen böyle kalsın. Yine de bir fikrim vardır. Hayır, yok. Ama başına ne gelecek az çok tahmin edebiliyorum. Bütün o ticari geçmiş. Buket'in sayesinde değil mi? O itibar. Buket'in itibarı değil mi? Şimdi bu haldeyken... Bana ne söylemeye çalışıyorsunuz? Oğlan annesini sorup duruyor. Sen yeni iş bağlantılarından bahsediyorsun.
Ayakların yerden kesilmiş. İçin kıpır kıpır. Yüzüm gülüyor. O zaman faturayı bana kesebilirsiniz. Ben çocuğun kafası dağılsın diye öyle konuşuyorum. Bana içeride sorduğu soruyu duydunuz. Kim bilir nelere şahit oldu. Kızınıza gelince. Evet, onun için endişelenmekte haklısınız. Ama elinizden başka bir şey geldiğinde görmedim. Anne, biz geldik. Ne var ne yok? Aman ne olsun. Ablası nasıl? İyi. Yarın da sen gidersin ziyaretine. Hiç gitmek gelmiyor içimden. Sen şu rezalete ne diyorsun? Buket'in canı yanacak. O kadar ciddi mi? Tabii, şirketlerin çıkarları zedelendi. Ortada dönen para ne kadar büyükse, insanlar o kadar acımasız olacaklar. Cezmeciğim sağ olsun. Yoksulları doyuruyor. Şükran'ın kızlarına babalık yapıyor. Kendi evlatlarına gelince... Sonra? Kendi evlatlarına gelince... Ya Allah aşkına ne istiyorsun bizden? Aslı, gel içeri gidelim. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Zahmet etmeyin. Benim odamda yapılacak işlerim var. Çay demleyelim mi? Domates masa beşi. Siparişinizi alayım. Ne çorbamız var? Domates, kelle paça, işkembe, analı kızlı. Ben domates geldim. Ben de bir kelle paça çorbası alabilirsem. Ben dün akşam, ama önce şunu söyleyeyim. Sabah uyanıp senin yanında gördüğümde şükrettim. Yeminle. Ellerini, saçlarını öptüm. Baban seni dün akşam götürmek istedi. Ama sen benim evim burası dedin. Birçok kadın koşarak giderdi. Hele benim gibi bir adamın yanından... Günlerin çabuk geçeceğine inanıyorum da ondan. Benim seninle bir derdim yok Burak. Annemden bahsediyorsun. Her şey düzelecek Aslı. İş bende bitiyor. Dün akşam bunun farkına vardım. Üstüme düşeni yapacağım. Senin yaptığın gibi. Az önce sen bizden ne istiyorsun dedin değil mi? Kendimi tutayım diyorum ama mümkün değil. İnsan işi kendinden bilirmiş. Ben ne isteyeceğim ayol sizden? Ablanın insan içine çıkacak hali kalmış. Babam bir kerecik cürmü kadar yer yaksa bari. Ben ne isteyeceğim sizden?
Böyle kendini doldurup doldurup gelmen çok komik. Sen önce aynaya bak şekerim. Bu eve adımını attığından beri ağzımızın tadı kaçtı. Evin bereketi kesildi. Anne, Aslı, lütfen. Lütfen. Sen de kendine gel artık. Ah. Günaydın. Nasıl, iyi uyudun mu? Ha? Bilmiyorum, uyudum işte. Hadi geç bakalım kahvaltıya, geç. Ekmek de kızarttım sana. Şimdi yumurtanı da getireceğim. Neli istersin? Peynirli, sucuklu, pastırmalı. Hangisi? Sen nasıl istersen. Ne düşünüyorsun? Ben büyümeseydim annem ve babam yine ayrılır mıydı? Ben büyüdüm diye mi? Hayır. Belki de onlar büyüdükleri için. Hadi bakalım. Başla kahvaltıya. Kahvaltı saati. Müsteşar Bey telefonlarımı açmıyor Ayşe. Sen benim istifa dilekçemi postaya verdin mi? Evet. Olması gerektiği gibi. İadeli taahhütlü. Süt ister misin? Yok canım, sadece kahve. Ne zaman taburcu oluyormuşuz? Söylediler mi sana? Bugün ya da en geç yarın sabah. Savunmana ne yazacaksın? Kendimi savunmayacağım. İyi ama... Yine de mali şubeden gelip... Aptallığımı yüzüme vuracaklar Ayşe. Onca emek, didişme boşa gitti. Bana güvenen bir sürü insana mahcup ettim. Bunu savunulacak neresi var? Allah aşkına artık ne olacaksa olsun. Ve bunların hepsi Orhan için. Bir telaşla... mutlu olmak için bir fırsat diye düşündüm. Hepsi bu. Aa, kusura bakma. Bu kadarına seyirci kalamam. Nereye? Bir telefon görüşmesi yapacağım. Kiminle? Yarın sana bu rezaletin hesabını sorarlarken bu odada birinin daha olması gerek. Şimdi gidip Selçuk'a ihbar edeceğim. Ayşe. Yapmadığını kanıtlasın. Ayşe saçmalıyorsun. Normal şeyler yaptığımı hiçbir zaman iddia etme. Buyurun, ne vardı? Günaydın, ben... Hülya Hanım'la görüşmek istemiştim. Hülya Aktan. Henüz gelmedi. İyi çalışmalar. İyi günler. Ne zaman gelir acaba? Gazetecinin işi belli olmaz. Haber peşinde değilse birazdan gelir. Peki, sağ olun. Hülya Hanım, hoş geldiniz. Ben içeride. Tamam. Burada bir beyefendi bekliyor sizi. Teşekkürler Sami. Rica ederim. Hülya Hanım. Evet. Bu haberi yazan Hülya Hanım, değil mi? Neden soruyorsunuz? Çünkü kızıma bunu yapanı bilmek hakkım. Bir haber o, iftira değil. Peki, size bu bilgileri verenin bir düzenmez olduğunu düşünmediniz mi? Yazılanlar doğruysa ötesi beni ilgilendirmez. Sizin yaşınızda genç bir kadın acı çekiyor. Bu sırf kızımı yaralayabilmek için yapılmış bir oyun. Buna alet oldunuz.
Ne öğrenmek istiyorsunuz? O dosyaları size kim verdi? Yolunu kesip canını yakacağımız için değil. Kızımın kanun karşısında söyleyecek bir lafı olsun. Lütfen Hülya Hanım. Size iyi günler beyefendi. Günaydın, hayırlı işler. Kolay gelsin. Size de kızlar, size de. Günaydın. Günaydın. Ben de yardım edeyim. Tülay, şu adam sana mı bakıyor? Dün akşam biz çıkarken de dükkandaydı. Hadi, müşteri sıcak ekmek bekliyor. Kızlar geldiğine göre ben çıkabilir miyim Yusuf? Çık çık. Usta da neredeyse gelir zaten. Sağ ol. Koşa koşa işine gitmesi gereken gencecik bir adam ununu eleyip eleğini asmış bir emekli gibi evde oturuyor. Of. Babamın eski evine geçelim bari. Hem bir değişiklik olur Burak için. Yani psikoloğa görünmeye karar verdim. Oğlum. İpin ucunu kaçırdığımın farkındayım. Eğer bir şeyleri toparlamanın yolu buysa... deneyeceğim. Bu akılları kim veriyor sana? Anne. Ben işimi geri istiyorum. Karımı istiyorum. Seni her zaman başımızda görmek istiyorum. Ama mümkünse huzurlu. Ve mutlu bir şekilde. Bunu ben yapmayacağım da kim yapacak? Sıradan bir adam olarak. Her şeyi kaybetmekten iyidir. İstikbaline de bir sünger çekersin artık. Sadece silahını almışlar. Eğer onu gözden çıkarmış olsalardı polis kimliğini de alırlardı. Senin kıymetini biliyorlar Burak. Arkadaşlarının seni ne kadar sevdiklerini gözlerimle gördüm. Bu fırsatı sakın kaçırma. Çok iyi düşünmüşsün. Oğlumla arama girme. Kocamın geleceğiyle ilgili düşüncelerimi söylüyorum. Sana fikrini soran olmadı. Ben de Burak'la konuşuyorum zaten. Allah aşkına birbirinize katlanmanın bir yolu yok mu? Asla hazırlan. Benimle geleceksin. Anne nereye? Anne nereye gidiyorsun? Anne. Baş başa kalmak istemiyor muydunuz siz? Buyurun kalın. Anne. Sen de biraz sus Aslı. Biraz sus.